Ucuza ve güvenilir FIFA coin satın almak istiyorsanız aşağıdaki linkten alabilirsiniz arkadaşlar. İndirim kodunuz büyük harflerle OGX'e, bütün detaylar aşağıda. Tekrar söylüyorum, bu oyuna kesinlikle para yatırmanıza değmez. Ancak alacaksanız bu siteden al. Beyler herkese selamlar. 50 bin aboneye doğru ilerliyoruz. Bugünlerde desteğinizi bekliyorum. Hep birlikte şu 50 bin aboneyi kıralım arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler dilerim. Cümleten selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile daha birlikteyim arkadaşlar. Sizlere ben bir söz vermiştim. Demiştim ki bu hafta ufak bütçeden büyük bütçeye herkes parasını katlayacak demiştim kardeşim. Yine verdiğimiz lafların, sözlerin arkasındayız arkadaşlar. Sizlere bugün taktik anlatacağım. Ufak bütçeden büyük bütçeye kadar nasıl bir hafta içerisinde yüklü miktarda coin kasabilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Her şeyi anlatacağım videoda, eksiksiz anlatacağım. Önüme kağıda kalemime notumu aldım. Dolayısıyla lütfen videoyu izlemeden yorum yazmayın arkadaşlar. Ben de çalışıyorum. Üniversitede son senedeyim. Aynı zamanda bir işte çalışıyorum. Bitirme projelerim var. Aynı zamanda kendim coin katıp sizlere taktik veriyorum. Dolayısıyla ben nasıl zamanımı bu işe ayırabiliyorsam, zamanımı sizlere değerli bilgileri anlatmakla ayırabiliyorsam, sizler de lütfen videoyu zamanınızı ayırıp dikkatli bir şekilde izleyin arkadaşlar. Çünkü sonra cevap veremediğim oluyor ve o cevap veremediğim insanda taktiği uygulamayıp coin kasamıyor. Ben yine sizi düşünüyorum. İzleyin. Her şey var bu videoda. Bilginiz olsun. Ben videonun geri kalan kısmına facecam'ı alacağım. Sadece sesimi duyacaksınız. Gerçekten videoya odaklanmanızı istiyorum arkadaşlar. Haydi gelin başlayalım. Evet sevgili dostlar. Öncelikle ben taktiklerimi nereden paylaşıyorum? İlki Facebook grubu Oğuz Erdoğan Kardeşliği. 3000'den fazla insan var bu grupta arkadaşlar. Birlikte FIFA konuşup kadrolarınızı yorumlatabileceğiniz güzel bir Facebook grubumuz var. 3100 kişiden fazla da katılımcı var. Dolayısıyla ilk gelebileceğiniz yer Facebook grubumuz. İkinci gelebileceğiniz yer Twitter. Twitter'ın avantajı ne? Benim profilime gelip şurada bir ayar özelliği olacak size. Oradan bildirimleri açarsanız benim her attığım tweet size geliyor. YouTube'da her attığım video size gelmeyebilir ama burada her attığım tweet sizlere geliyor arkadaşlar. Hatta burada da inanılmaz desteğiniz var. Görmüş olduğunuz gibi son 24 saatte tweetlerimizin aldığı görüntülenme ve aynı zamanda 8700 takipçiye ulaştık. Hepinize çok teşekkür ederim. Bir diğer kaynak ise Instagram arkadaşlar. Buraları takip etmeyi unutmayın. Şu anda bu takipçimizi 3000 yapalım. Burada da aynı şekilde takiplerinizi edin arkadaşlar. Bana DM'den yazabilirsiniz. Gerçekten geri dönmeye çalışıyorum arkadaşlar. Burada da dinlediğim şarkı varmış. Onu da kapatalım. Gerçekten cevap vermeye çalışıyorum. Dediğim gibi elimden geldiğince. Dolayısıyla takip ederseniz mutlu olurum. Şimdi tradingimize başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle en ölü tradingden dediğimiz, yani en düşük bütçeli tradingden başlayacağız. Bunu ilk paylaşan kardeşimiz LY YouTube dediğimiz güzel bir trader, hatta iyi içerik üreten bir kardeşimiz var. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Ben size önceki Footbin kullanmayı öğretiyorum. Telefondan değil bilgisayardan kullanın arkadaşlar Footbin'i. Kesinlikle daha verimli bir site oluyor bilgisayardan kullandığınız zaman. Players kısmına geliyorsunuz. FIFA 19 Players diyorsunuz arkadaşlar. Ardından Version, yani versiyon kısmından UCL kısmına gelip Rare ve Non-Rare diye iki tane tab var arkadaşlar burada. Şimdi ben şöyle ikisini de bir açayım. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi işte bunu kaldıralım. Bu şekilde şimdi iki tane UCL, Rare ve Non-Rare kısımlarını açtım. Şimdi düşük bütçeli yatırımlarımızı anlatıyoruz. Ardına büyük bütçeli yatırımlara geçeceğiz. Şimdi küçük bütçeli kardeşlerimiz geliyor. Bu kısmı açtıktan sonra şu PlayStation yeri var ya, Order by PlayStation Price. Buraya bir kere basıyor. Ardından bir kez daha basıyor. Bunu yaptığı zaman ne oluyor arkadaşlar? Sizlere en ucuz, yani en ölü fiyattan en yüksek fiyata doğru kartları listelemiş oluyor. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir tane daha zoomlayalım. Aynı şekilde bu kısma geldiğiniz zaman da aynısını yapıyorsunuz arkadaşlar. PlayStation Price'ına iki kere bastığınız zaman en düşükten en yükseğe doğru sıralamalara başlıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi biz burada nasıl coins kasacağız, hemen buna geçelim. Şimdi küçük bütçeli yatırım yapacak kardeşlerime sesleniyorum arkadaşlar. FIFA gerçekten coin kasması çok basit bir oyun. Bunu asla unutmayın. Herhangi hiçbir bilginize falan olmasa bile gerçekten çok basit şekilde coin kasabilirsiniz. Şimdi önümüzdeki salı günü Şampiyonlar Ligi maçları olacak ve Şampiyonlar Ligi maçları oldukları zaman ne oluyor? EA Sports, It Is In The Game satılabilir UCL paketi getiriyor. Yani satılabilir bu kartlardan çıkan paketleri getiriyor. Ve çoğunlukla bu paketlerden çıkan kartlar baş oluyor arkadaşlar. Oyundaki %1'lik bir kitleye belki güzel kartlar çıkıyor. Gerisi çöp çıkıyor. Ve insanlar ne yapıyor? Bu kartları hemen elinden çıkarmak için open bid dediğimiz, yani direkt hiçbir şeyine dokunmadan markete listeliyor. Ve bu bize bir yatırım şansı doğuruyor. Şimdi burada ufak bütçeli, bu ufak bütçeli bir trading. Videonun aşağı kısmında nerede, kaçıncı dakikada ufak ve büyük bütçelilerin başladığını yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi ufak bütçeli yatırımlar için ne yapacaksınız? Bakın en ölü non-rare kartın gittiği fiyata bakıyorsunuz arkadaşlar. 550 coins. Bakın
Bu kartların özelliği şu. Bunlar 350 starttan başlatıyor. Yani 350 start price başlangıç fiyatıyla markete koyuluyor. Ve size o gün salı günü, bakın salı günü saat 9'da SBC geldi. Paketler açıldı. Saat 10.30-11 gibi siz artık markete çökmeye başlayacaksınız. Salı akşam, hatta bütün gece çarşamba akşamına kadar yatırımlarınızı yapın arkadaşlar. Hatta birazcık da perşembe sabahına kadar ne alacaksınız alacaksınız. Şimdi ufak bütçeli kardeşlerim ne yapacaklar, hemen onlardan bahsedelim. Markete giriyorsunuz, PlayStation, Xbox, bilgisayar neredeyseniz. Özel yapıyorsunuz arkadaşlar. Orada kartı arama türü özel yapıyorsunuz. Maksimum teklifi 350 yapıyorsunuz. Maksimum fiyatı 350 yapıyorsunuz. Ve bütün oyuncuların hepsine 350 teklif veriyorsunuz. Bakın buradaki en ölü kartların bile 600-650 civarına gittiğini görebiliyorsunuz. Yani siz 350'ye aldığınız bir kartı 600'e satmış oluyorsunuz. Yani 350 bin coins'e aldığınız bir kartı 600 bin coins'e satıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Dediğim gibi bu şekilde yüzde olarak bakın, coins olarak bakmayın. Bu non-rare dediğimiz, yani parlamayan kartlar için yapabileceğiniz trading bu. Parlayan kartlar için şöyle bir şey yapmanız gerekiyor. Parlayan kartlara durum birazcık daha farklı sevgili dostlar. Öncelikle sizlerin yapmanız gereken şey şu. Buradan bir kart belirleyin. Mesela şu anda 1K civarına giden bir kart belirleyin. Örnek olarak Vaneken gidiyormuş. Mesela buradan ikinci sayfalara gelebilirsiniz. Bakın görmüş olduğunuz gibi Wesley var. İşte Andre Almeida var. Rudy var. Sergio Oliveira var. Görmüş olduğunuz gibi burada bir sürü kart var. Bu Sergio Oliveira'ya mesela giriyorsunuz şu anda görmüş olduğunuz gibi. Hatta şöyle açalım da bizim bu sayfamızı da yok etmesin. Bakın mesela diğeri neredeydi? Diğeri de burada. Bakın Sergio Oliveira da 1400'e gidiyor ve bunun da başlangıcı 650 coins. Yani siz bu kartı 650-700 teklif vererek o gün alabilirsiniz arkadaşlar ve daha sonradan bu fiyatları satabilirsiniz. Şimdi parlayan ve parlamayan kartları nasıl anlayacağım derseniz, bakın parlayan kartların şurasındaki çentik böyle kıvrımlı. Sağ üst ve sol üstteki çentiği böyle kıvrımlı. Ama ya bu parlayan kartlar için böyle, parlamayan kartlar için ise burası düz arkadaşlar. Buradan zaten parlıyor mu parlamıyor mu anlayabilirsiniz. Çok basit bir detay. Yani kısacası tekrardan özetleyelim. Ufak bütçeli yatırımlar için yapmanız gereken olay tamamen şu. Salı günü SBC gelir gelmez arkadaşlar markete giriyorsunuz. Ve markete girdikten sonra direktman özel yapıyorsunuz. Parlamayan kartlar için 350'den teklif vererek hepsini topluyorsunuz. Parlayan kartlar için ise kendiniz arkadaşlar bir tane isim belirleyip onu alıyorsunuz. Şimdi gelelim büyük bütçeli yatırıma. Bu arada büyük bütçeli yatırımlara geçmeden kardeşlerimize de bir öneri vermiş olalım. Arkadaşlar unutmayın. Bu iki karttan ben bu hafta çok almıştım. Valejoları toplam 750-800 coins'ten alıp 2000'e satmıştım. Bakın bu aklınızda bulunsun. Valejoları 700-750-800 bir kanın altına alıp direkt 1.5-2K civarına satabilirsiniz. Aynı zamanda diğer önerim ise Shurs. Shurs'da arkadaşlar bakın hatta buradan da gösterelim. Lafımız boş olmasın. Bakın 1600 civarına falan düşmüş. Bu buy now fiyatları bu arada. Hani bunu bir siz 1400-1500 alabiliyordunuz. Bu fiyatlardan aldığınız zaman şu anda gittiği fiyat 3K. Bu iki kartı ben size hadi kıyam olarak vereyim arkadaşlar. Gerçekten kar marjları çok yüksek kartlar. Bu kartlara ufak bütçeli kardeşlerimiz yatırım yapabilirler. Hadi gelin direktman büyük bütçeli yatırımlarımıza başlayalım. Şimdi arkadaşlar oyundaki bütün pro traderların özellikle coin kastığı yer bu kısım. Ben de buradan çok coin kastım. Hatta coin'in temelini zaten buradan kastım. Şimdi sizlere bu taktiğimi anlatacağım. Öncelikle bir internete girip arkadaşlar Excel online yazarak kendinize bedavadan online bir Excel açabilmiş oluyorsunuz. Bir dosya açabilmiş oluyorsunuz. Mutlaka kullanın. Her zaman iş yerinizde olsun, hayatınızda olsun plan, program ve dokümantasyon çok önemlidir arkadaşlar. Dolayısıyla dokümantasyon yapmadan bir yere varamazsınız. Her zaman elinizde bir doküman olması gerekiyor. Şimdi UCL, Rare kartlarından nasıl kar yapılır? Hemen bunlara geçelim. Benim gibi büyük bütçeli 7-8 milyon gibi bütçelerle yatırım yapacak kardeşlerimize hemen trade takviyelerimizi, trade yöntemlerimizi paylaşalım. Arkadaşlar büyük bütçeli yatırım yapacaksanız böyle 800'e, 2000'e, 3000'e kart alıp 8 milyonun hepsine öyle o civarlarda kart almanıza imkan ve mümkünat yoktur. Ne yapacağız biz? Büyük kartlardan oynayacağız. Büyük kartlar dediğimiz kartlar hangi kartlar oluyor? Kullanışlı kartlar, insanların tercih ettiği kartlar. Şimdi hemen bugün yapmanız gereken şeyleri ben size hemen anlatıyorum sevgili dostlar. Öncelikle trade yapacağınız adamı belirliyorsunuz. Ben bütün sene boyunca çok fazla Kimpembe ile trade yaptım. Mesela şu anda fiyatı 28K civarına düşmüş. Normalde bu kartın fiyatı dün ya da evvelsi günü 34K civarına gidiyordu. Bakın burada 32-35K civarlarını görebiliyorsunuz arkadaşlar sizler de. Bu civarlardan giden bir kart. Şimdi sizin yapmanız gereken şey şu.
Hatta birkaç tane daha size de burada bir örnek göstereyim arkadaşlar. Mesela örnek olarak Benjamin Mendy. Benjamin Mendy'yi şöyle size direkt göstereyim. Şu anda mesela 23.5'e düşmüş arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Hatta bakın 26'lara dayanıyor. Bu kartın arkadaşlar normalde gittiği fiyat 30K'ydı. Bugünün pazar günü olması da marketin düşüşü için bir sebep. Şimdi siz ne yapacaksınız? Bunlar zaten bu kartlar için hani gerçekten düşük fiyatlar. Normalde bu kartlar 30K civarına falan gidiyor. Siz alacağınız kartların bugün ne kadar olduğunu yazıyorsunuz. Mesela ben geliyorum burada kendime liste oluşturuyorum. Diyorum ki Benjamin Mendy kardeşim diyorum. Tamam mı? Buraya geliyorum. Ortalama fiyatı ne kadar? 26.000. Değil mi? Bunu yazdım. Mesela Kimpembe diyorum. Bugünkü ortalama fiyatı ne kadardı? 29.000 miydi? Öyle civarda bir şeydi mesela. 29.000. Onun dışında mesela çok fazla trade yaptığım bir kart daha var. Onları da sizlere göstereceğim. Hani büyük bütçeli yapacağım yatırım böyle olacak. Şimdi bu UCL'lerde şöyle bir sıkıntı da oluyor. Markette hepsi aynı anda olmuyor arkadaşlar. Bu da bilginizde olsun. Hani böyle bir sim ediyoruz işte bundan. Hani bu kartlardan çok fazla satın alamazsınız. Yani daha doğrusu onu anlatayım sizlere. Mesela şu anda Jan Vertonghen'in gittiği fiyat 102K. Bu kart normalde ben çok trade yaptım bu kartla. Genelde 120-130K civarına gidiyor. Mesela bunu 102K civarına yazıyorum. Böyle kendinize yüksek fiyatlarda minimum 30K olacak şekilde, 20-25K olacak şekilde bir liste oluşturmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu listeyi oluşturuyorsunuz. Böyle buraya 20 tane adam mesela. 20 tane adam hedef belirleyin kendinize. Hatta ben size çok fazla trade yaptığım bir adamı daha söyleyeyim. Hatta Twitter'a fotoğraflarını da atmıştım. Lucas Vazquez arkadaşlar. Allah yukarıda. Kimseye yalan borcumuz yok. Bu kartın gittiği fiyat salı gecesi 6.000-6.500 civarıydı. Mesela bu kartın şu anda gittiği fiyat 12.500 coins. Bu civarlarda bütün oyuncuların arkadaşlar listesini oluşturuyorsunuz. Şimdi ben burada kendime yaklaşık 30 tane oyuncunun listesini oluşturacağım. Ve salı günü bu UCL satılabilir SBC'si gelir gelmez yapacağım yatırım şu olacak. Bu fiyata bakacağım. Benjamin Mendy kardeşim en ölü fiyat buna gidiyormuş. Ben bu kartı 20'ye alayım gibi kendime bir kıstas belirleyeceğim ve o kıstastan gideceğim. Mesela ben size burada tamamen kendi aldığım yatırımları bakın söylüyorum. Bak Eric Bailey mesela kaç K şu anda? 14K. Mesela buraya geliyorum Eric Bailey diyorum. Buraya da yazıyorum 14.000 coins. Ben kendime bu şekilde bir dokümantasyon oluşturuyorum. Bu dokümantasyonu oluşturduktan sonra salı akşamı gelecek SBC'lerden hemen sonra markete giriyorum ve bu oyuncuları alıyorum arkadaşlar. Bunu unutmayın. Gerçekten büyük bir taktik. Bu taktiği ben de uygulayacağım. Hatta bütün satışlarımı da canlı yayında yapacağım arkadaşlar. Sizlerin gözleri önünde. Çünkü insanlar inanmayabiliyor dediğim gibi. Kimse inandırma gibi zaten durumum yok. Ortada transfer profitlerimiz var. Ama dediğim gibi yine de hani insanların içi ferah olsun diye bunu söylemek istedim. Yapmanız gereken tek şey bir dokümantasyon oluşturup bu Excel olur başka bir şey olur her neyse. Buraya yaklaşık 30 tane oyuncuyu yazın arkadaşlar ve bunların fiyatlarını belirleyin. Mesela örnek olarak çok trade yaptığım bir isim Blaise Matuidi arkadaşlar. Blaise Matuidi'nin şu anda gittiği fiyat mesela gayet makul bir fiyatlar aslında. Bunlar da çok ucuz fiyatlar ve bu saatten sonra unutmayın ki artık marketin arkadaşlar düşüşü yaşanacaktır. Bu da bilginiz olsun. Ve aynı zamanda neden bu salı alıyorsun diyecek olursanız arkadaşlar. Çünkü bu salıdan sonra Şampiyonlar Ligi 2 hafta araya girecek. Yani bu kartlar 2 hafta boyunca paketlerden çıkmayacak. Bu da zaten yine artışın sembolü olacaktır. Salı çarşamba günü aldığımız oyuncuları cuma cumartesi günü Foot Champions zamanında yağlayacağız. Ve bu arada unutmayın ki buradaki fiyatlar pazar günü olduğu için böyle arkadaşlar. Normalde bu kart yanlış hatırlamıyorsam 120-130 civarına falan gidiyordu. Bakın mesela 120K'ymış. Görmüş olduğunuz gibi. Hani bu fiyatları giden kartlar zaten bunlar. Bunlar en ölü fiyatları şu anda ki paketlerden çıktığı zaman bunlardan daha da düşük oluyor. Mesela bu kartı siz 95'e alıp 120'ye satabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz dahilinde olsun. Benim size önerebileceğim taktikler şu şekilde. 1 milyona kadar ilk başta bahsettiğim bu parlayan parlamayan olayına yani 1 milyon bütçesi olan insanlar bunu yapabilir. Ancak 5 milyon, 4 milyon gibi rakamlardaysanız öyle küçük kartları ala ala arkadaşlar bitiremezsiniz o parayı. Dolayısıyla benim gibi büyük kartlara yönelmeniz gerekiyor. Ve bu arada bu sadece haftanın ilk yatırımı olacak. Hafta boyunca bir sürü yatırımlarımız olacak. Bilginiz de olsun. Ve bu arada nasıl sınırsız oyuncu alabilirim derseniz onun videosunu da bu videonun aşağısına bırakacağım. Unassigned glitch var yani atanamayan glitch var. O şekilde arkadaşlar alımlarınızı yapacaksınız ve sınırsız şekilde ilerleyeceksiniz. Aynı zamanda salı günü Footbin'e geliyorsunuz. Footbin'e geldikten sonra bakın buraları çok iyi kullanın. Buraya market diyorsunuz. Burada index UCL var. Index UCL kısmına basıyorsunuz arkadaşlar ve burada size kimin ne kadar arttığını, kimin ne kadar azaldığını gösteriyor. Siz o gün burada bakacağınız kısım
top down kısmı. PlayStation'da hani hangi platformda oynuyorsunuz, kim ne kadar düşmüş, hemen ona bakıyorsunuz. Mesela Dan Lopereira ne diyor? Şu anda bu paraya gidiyormuş. Yüzde bilmem kaç düşmüş diyor mesela. Şu anda 10 bin diyor. Ne kadarmış kardeşim bu kart normalde? Bakın bu daha da ucuz. Bu arada çok enteresan bir istatistik. Daha da ucuzmuş. Enteresan. Footbin'e dediğim gibi bazen böyle şeyler olabiliyor. Her zaman burada yazan rakamlara güvenmeyin. Çünkü bunlar da sonuçta bir algoritmadan dönen rakamlar. Hani her zaman doğru olacak diye bir şey yok. O yüzden zaten ben buradaki dokümantasyonu oluşturuyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Mesela burada Joan Mario 1.500, 2.000, 2.000 civarına gitmiş mesela. 2.000'den neye düşmüş? 1.700'e düşmüş. Görmüş olduğunuz gibi. Yani demeye çalıştığım şey şu. Footbin size her zaman en ucuz buy now'ları döndürür. Ama şöyle bir sıkıntısı vardır Footbin'in. Mesela Perşembe günü sabah bir kart çok düşer değil mi? Diyelim 100'e düşer, sonra 120'ye çıkar. Footbin size bu kartın 120 kaldığını gösterir. Halbuki bu kart 100 kayda düşmüştür. Footbin'in algoritması bu şekildedir. Dolayısıyla her zaman dokümantasyonlarınızı hazırlamayı unutmayın. Zaten Twitter adresimi takip edin. Ben oradan ne yapmanız gerektiğini falan sizlere anlatacağım. Buradan her videoda anlık video çekerek sizlere maalesef aydınlatma yapamıyorum arkadaşlar, dediğim gibi. Bu kartları alacaksınız. Listemizi yapacağız. Ben buraya daha şimdi bu videoyu kapattıktan sonra 50 tane falan adam ekleyeceğim. Hepsini karışık toplayacağım ve ardından satacağım. Zaten bunu sene başına da anlatmıştım. Tekrardan anlatıyorum. Neden anlatıyorum? Çünkü 2 hafta ara var ve bu 2 hafta ara bu kartların artışı için güzel bir sembol olacak bizim için. Ufak bütçe ve büyük bütçeli yatırımlarımızdan bahsettik. Bu haftanın ilk yatırım bu olacak. İkinci, üçüncü yatırımları da Twitter veya buradan paylaşacağım. Yarın tekrardan bir video getirmeye çalışacağım. Kanala desteğiniz çok önemli arkadaşlar. Dolayısıyla bana destek olmak için yapmanız gereken tek şey kanala abone olmak ve videoyu beğenmek olacaktır. Bu YouTube'dan para kazanmıyorum. Reklamlar falan kapalı. Tek maksat coins kasmak. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hepinize mutlu hafta sonları diler. Bol kazançlar diyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Eyvallah.